Merhaba, iyi akşamlar. Zorlu Enerji. Şimdi Zorlu'da çok önceden gelen bir direnç var. 2.95-3 bölgesinde bir direnç var. Orayı bir türlü aşamıyor. Dolayısıyla burada yukarı doğru bir kırılım bekliyorsanız, eğer 3.20-3.14 üstüne doğru bir kırılım bekliyorsanız, en azından 3.14'ü bekliyorsanız bir önceki zirveye. Şey yapabilirsiniz. Burası bir çanak gibi de oldu aynı zamanda, ama tam bir, yani aslında olmuş, yani formasyon olarak da hafiften olmuş. Şurada 3 bölgesinin, 2.95-3 bölgesinin böyle momentumlu bir kırılımı gerekir. Yani alım yüksek olacak. Yani yeşil şu hacim göstergesi biraz büyük olacak. Ve gövde de geniş olacak açıkçası. Öyle bir kırılımda 3'ün 3.14 hedefine doğru muhtemelen yol alır. Yani muhtemelen diyorum, %100 demiyorum. Onu da belirteyim. Bir yol alır. Onun dışında bir düzeltme gözüküyor zaten. Yani şu mum, şu iki mum yan yana geldiği zaman bir düzeltme işaret ettiğini söyleyebilirim. 2.74 ve 2.68 seviyeleri sırasıyla destek olarak beklenir. 2.66 da olabilir. 66-68 ve majör asıl destek 2.59. 2.59 bozuldukça açıkçası, yani görünüm çok bozulmaz öyle, ama yani tabii oraya çarpıp dönüş momentumu ne olur? Tekrar 3'e mi olur? Onu söylemek güç. Onun için bir şey diyemeyim. Diyemeyiz. Diyemem. Yani diyemeyiz. Onun için 2.59'un altı bir stop olarak kullanılabilir. Orası majör destek. Bize şu akımı da çizen yer yani. O çiziyor akımı. 50 gün çiziyor. 200 gün artık çok uzak. Orası 1.85'te kaldı. Kağıt biraz hızlı gidince. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Yani desteklerin de altında tabii, hangisini destek alırsanız burada kar realizasyonu yapacaksanız biraz altına bir stop konulabilir, veya şans veriyorsanız çok daha aşağılara koyabilirsiniz kağıda. Yani şunu söyleyebilirim, tabii RSI 59.82 13 gündür bu, 14 değil. Aslında 14 gün yapsam da olur ama Fibo sayısı böyle olduğu için böyle yapıyorum. 58 de ortalaması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabi burada RSI ortalamada bir direnç, ortalamayı keserken yukarıdan aşağıdan bir şey de olur orası. Bir destek direnç bölgesi de olur. RSI 54'ler falan, 55'lere de düşerse burada şey olur. Aşağı yönlü bir akım gösterir artık bize. Yani oradan döner mi dönmez mi, tabii şeyde nereye denk gelir, desteklerde dirençlerde nereye denk gelir, onu gün içinde maalesef bakmak gerekiyor. Yani orada tabii bir destek alırsa iyi, yani 54'te 55'te tekrar yukarı doğru bir hareket başlatabilir. Stokastik de öyle tabii. Aşağı doğru bir hareket veriyor şu anda. Yani derinliği ne olur? Dediğim gibi bunu bilmek mümkün değil. Basit bir düzeltme olarak da kalabilir veya bir sağ yayılım olarak da kalabilir. Görmek gerekiyor. Herkese iyi akşamlar.